Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanındaki en önemli gelişme 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle yaşanır. Kanuni düzeyde ilk kez iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi konusu da yine bu kanunla düzenlenir. Bu konuyla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavram çalışan temsilcisidir. Bu programı izledikten sonra iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi kimdir? görevleri nelerdir? sorularına cevap bulabileceksiniz. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanındaki en önemli gelişme 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle yaşanır. Yaşanan önemli gelişmelerden biri sadece işçileri değil, tüm çalışanları iş sağlığı ve güvenliği kurallarının kapsamına almasıdır. Önemli konulardan biri de iş sağlığı ve güvenliğinde işyeri örgütlenmesidir. Daha önce 4857 sayılı İş Kanununda bu konuya ilişkin hükümler yer alır. Bu hükümler İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda daha ayrıntılıdır. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesi, çalışanlara ve işverenlere bu bilincin kazandırılması ve önlemlerin iş yeri içerisinden denetlenmesinin sağlanması bakımından özel önem taşır. Nitekim doktrinde belirtildiği gibi iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınabilecek önlemler içerisinde belki de en önemlisi iş yerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda iyi bir biçimde örgütlenmesidir. Bu örgütlenme ile iş sağlığı ve güvenliği geleneği yaratılarak iş kazaları ve meslek hastalıkları ya da diğer risklerle mücadelede başarılı olunabilir. Ayrıca bu iç örgütlenme dış denetim eksiğinin de bir ölçüde giderilmesini sağlayacaktır. İş sağlığı ve güvenliğinde iş yeri örgütlenmesi konusunda bir türlü uygulamaya konulamayan düzenlemelerden biri iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi konusudur. 6331 sayılı kanun, iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi konusunu kanuni düzeyde ilk kez düzenlemiştir. İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi iş yeri örgütlenmesinin önemli bir ayağını oluşturur. Nitekim İş Sağlığı Güvenliği Kanunu madde 20I'ya göre işveren iş yerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisine nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğin yayınlanma tarihi ise 29 Temmuz 2013'tür. İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi olabilmenin koşulları ise şöyledir. Çalışan temsilcisi olabilmek için iş yerinin tam süreli daimi çalışanı olmak, en az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması ve en az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olmak koşullarının sağlanması gerekir. Ancak belirli süreli veya geçici işlerde çalışan temsilcinin tam süreli olması ve 3 yıllık iş deneyiminin bulunması koşulları aranmaz. Ayrıca yetkili sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi olarak görev yapması halinde sayılan koşulların hiçbiri aranmaz. Bu şekilde tebliğ iş yeri sendika temsilcisi sıfatını diğer tüm niteliklerden daha üstün gördüğü anlaşılmaktadır. Çalışan temsilcisi sayısının belirlenmesinde esas olan iş yeridir. Tebliğde iş yerindeki asgari temsilci sayısı işyerindeki çalışan sayısına göre düzenlenmiştir. Buna göre işyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı 2 ile 50 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde 1, 51 ile 100 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde 2 kişidir. 101 ile 500 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde 3, 501 ve 1000 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde 4 çalışandır. 1001 ile 2000 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde 5 ve 2001 ve üzeri çalışan bulunan iş yerlerinde ise bu sayı 6'dır. Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir. Oyların eşitliği durumunda baş temsilci seçiminde kullanılan yöntem kur'a'dır. Çalışan temsilcisinin belirlenmesi konusunda öncelikle sendika iş yeri temsilcisinin çalışan temsilcisi olmasının koşullarına bakalım tebliğ iş yerinde sendika temsilcisi bulunması halinde bu kişiye üstünlük tanıyarak doğrudan iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi olmasını öngörür. Bu düzenleme ile sendika iş yeri temsilcisinin iş mevzuatının uygulanmasıyla doğrudan ilgili olduğu gözetilir. Bu düzenleme ile temsil konusunda bir çatışma olmasının önüne geçilmek istenir. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından az olması durumunda diğer çalışan temsilcisi veya temsilcileri dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla işveren tarafından görevlendirilir. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından çok olması durumunda ise yetkili sendikanın önerisi doğrultusunda çalışan temsilcileri işveren tarafından görevlendirilir. Temsilcilerin seçimle belirlenmesi konusuna gelince, iş yerinde yetkili bir sendika bulunmayabilir. Bu durumda çalışan temsilcisi çalışanlar arasından seçimle belirlenir. Bu seçimin ilk aşaması adayların belirlenmesidir. Çalışan temsilcisi adaylarının belirlenmesi sürecinde öncelikle aday başvurularının alınacağı ilan edilir. İşveren tarafından yapılan bu ilanın süresi yedi günden az olmamalıdır. Seçimlerin organizasyonu işverene aittir. Bu çerçevede seçimlerin yapılmasına ilişkin iş ve işlemler için gerekli koşullar sağlanır. Yeterli sayıda personel işveren tarafından görevlendirilir. Seçim yerinin de işveren tarafından sağlanması gerekir. Adaylar belirlendikten sonra seçim aşaması gelir. Seçim, işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı bir oylamayla yapılır. Seçime katılma hakkına sahip olanlar, İş sağlığı ve güvenliği kanununda çalışan olarak nitelendirilen herkestir. Vardiya usulü çalışan iş yerlerinde ise seçimler tüm vardiyalarda çalışanların oy kullanmasına imkan verilecek şekilde düzenlenir. Oylamanın gizli yapılması esastır. En fazla oy alan aday veya adaylar çalışan temsilcisi veya temsilcileri olarak ilan edilir. Seçim sonuçları itibarıyla 5 yıl geçerlidir. Çalışan temsilcisinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda daha önce yapılan seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan sıradaki aday atanır. Çalışan temsilci veya temsilcilerinin seçimi sonucunda yapılan seçimi hangi adayın ne kadar oyla kazandığıyla ilgili bir tutanak düzenlenir. Tutanağın işveren veya işveren vekiliyle seçimde görevlendirilen çalışanlar tarafından imzalanması zorunludur. Tutanaklarla oylamaya katılanların imzalı listesi bir sonraki seçime kadar iş yerinde saklanır. Böylece sendika iş yeri temsilcisinin çalışan temsilcisi olmasıyla temsilcilerin seçimle belirlenmesi konularını ele almış olduk. Şimdi çalışan temsilcisinin tamamen veya kısmen atama yoluyla belirlenmesi koşullarına bakalım. Hemen belirtelim. Asıl olan çalışan temsilcilerinin seçim yoluyla belirlenmesidir. Ancak seçimle belirlemenin mümkün olmadığı hallerde belirlemenin işveren tarafından atama yoluyla yapılması gerekir. Kuşkusuz buradaki atama ifadesi işverenin çalışanın rızasına bağlı olmaksızın tek taraflı olarak temsilci belirlemesi değildir. İşverenin çalışan temsilcisi olarak belirleme teklifinin çalışan tarafından da kabul edilmesi gerekir. Öte yandan işveren tarafından atama yapılırken temsilci olabilmek için tebliğde aranan niteliklerin de gözetilmesi gerekir. Ancak bu niteliklere uygun çalışan bulunmayan işyeri işverenleri çalışanlar arasından yeterli sayıda çalışan temsilcisinin görev yapmasını sağlar. çalışan temsilcisinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi sürecinde belirli görevleri ve yetkileri bulunur. Öncelikle belirtelim ki işveren çalışan temsilcisinin veya temsilcilerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli imkanları sağlar. Çalışan temsilcisi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma gibi konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir. Çalışan temsilcinin görevini yürütmesi nedeniyle hakları kısıtlanamaz. Ancak çalışan temsilcisi de görevi gereği işverenin veya iş yerinin mesleki sırlarıyla gördüğü, öğrendiği hususları ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. İş sağlığı ve güvenliği temsilcisinin görevini yapabilmesi için gerekli eğitimi almış olmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunan iş yerlerinde çalışan temsilcilerine Kurul üyeleriyle birlikte iş sağlığı ve güvenliği konularında özel eğitim verilmesi sağlanabilir. Programa 6331 sayılı kanunun düzenlediği çalışan temsilcisinin önemine değinerek başladık. Ardından sırasıyla çalışan temsilcisi niteliklerine, temsilci sayısının hesaplanma yöntemine değindik. İlerleyen dakikalarda ele aldığımız konuysa çalışan temsilcisinin belirlenmesiydi. Buna göre işveren, iş yerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla çalışanlar arasında yapılacak seçimle çalışan temsilcisini görevlendiriyordu. Seçimle belirlenemediği durumda atama yoluna gidiliyordu. Son olarak iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisinin görevlerini ve yetkilerini sıralayarak programı tamamladık. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi İş Sağlığı ve Güvenliği ders kitabının 7. ünitesinde yer almaktadır.